Merhaba. Çok şükür yeniden beraberiz. Bugün itibariyle birkaç programa yakın ama uzak diyebileceğimiz bir dünyanın önemli yazarlarından Sadık Hidayet ve onun hikayesini barındıran kitaplarla beraber olacağız. Bugünkü kitabımızın adı Hidayetname Sadık Hidayet hazırlayan ve çeviren Mehmet Kanar. Özellikle kısa öykü eserleriyle modern İran edebiyatının kurucular arasında yer alan Sadık Hidayet hem kişiliği hem de eserleriyle üzerinde konuşulması, tanınması ve tartışılması gereken bir isim. O eserlerinde umutsuzluk, geleneğin sıkıcı ve köhne aklı ve onlardan doğan sonuçlar ile mücadele eder, defalarca intihara kalkışıp sonunda başarıya ulaşmış bir adamın hazin hikayesidir yazdıkları. Sadık Hidayet, İran'da ilanı ilanıyla yaşanan o dönemdeki başarısızlıklarla yüzleşirken adalet ve özgürlük beklentilerinin yerle bir olduğu o günün İranında bütün bol bitenlerin topluma yansımasının özetini sunar hikayelerinde. Hidayet'in çok az insan üzerinden olup bitenleri anlatmak başarısı bütün eserlerinin en önemli özelliği olarak karşımıza çıkar. İçe kapalı bir mizacı olan yazar hayata kuşkuyla bakmış ve bunu da eserlerine yansıtmıştır. Artık batıda artık batıda öğrendiği hayat anlayışını geleneksel anlayış ile mukayese etmenin ve çıkacak çatışmadan da anlamlı bir sonuç çıkartmadan okuyucuya değerlendirme yapması için sonuçsuz bitecek bir hikayeleri önümüze serer okuyucunun inançlarına şüphe duymayken yazar kendi yaşamında da benliğini saran ölüm kuruntusunu hikayelerinde yansıtmanın da güzel örneklerini verir. Hidayetname kitabı Türkiye'de Sadık Hidayet'in eserlerinin tanınmasında çok değerli katkıları olan Mehmet Kanar'ın bir çalışması hem yazarı tanımak hem de başka kitapları yazma gerekçeleri, yaşadığı döneme ait anekdotlar başkalarının onunla ilgili değerlendirmelerini bir arada bulabileceğimiz bir çalışma. Hidayetname'yi adından da anlaşılacağı gibi Sadık Hidayeti anlama kılavuzu gibi düşünebiliriz. Sadık Hidayet'in Türkçedeki serüveni, öykü, deneme, oyun, gezi yazısı, folklor incelemesi gibi farklı yazın türlerinden enteresan örneklerin sunulduğu, hatta mektuplarının da gün yüzüne çıktığı bir çalışma sağlığında yayınladığı son yazısı olan Kafka ile ilgili değerlendirmesi 1930'da Tahran'a döndüğünde yayınladığı ilk öykü kitabı Sasan Kızı Pervin gibi birçok farklı çalışmaları da okuyucuya bu kitap içerisinde Mehmet Kanar'ın tercümesiyle sunuluyor. Sadık Hidayet'in ilk hikaye kitabı olarak yayınladığı Diri Gömülen de sarf ettiği sözler yine kendi hayatının en belirgin yansıması olarak karşımıza çıkar. Bana göre değildi bu dünya. Bir avuç yüzsüz, dilenci, bilgiç, kabadayı, vicdansız, açgözlü içindi. Onlar için kurulmuştu bu dünya. Bugünü bir İran ezgisiyle tamamlayalım diyorum. Ölümün olduğu yerde her şey yarım değil midir zaten? İnsan boşuna çabalar tamamlamak için. Ne kadar uzun yaşarsan yaşa, ne kadar çabalarsan çabala, yarım kalmışlıklarınla gidersin. Bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.